Peugeot'un, proje aracımızın ufak tefek eksiklerini giderdik. Biraz kozmetik olarak göze hoş görünmüyordu. Biraz yıpranmıştı. Bayağı bir çizikleri var. Ucuz araba yıkanmak karlılık değil. Yaptığın araştırmada bir arabanın içinde 4 milyar mikroporun barınmakta. Bu 4 milyar, 2,5 milyarı... Herkese selamlar arkadaşlar. Peugeot'un, proje aracımızın ufak tefek eksiklerini giderdik teknik anlamda ama biraz kozmetik olarak göze hoş görünmüyordu. Biraz yıpranmıştı işte içiyle dışıyla vesaire. Bunun için bir operasyon yapmamız gerekiyordu. Bu sebepten dolayı Taksim'e geldik. Can Bey detaylı temizlikteyiz ve yanımızda Murat abi var. Bize kısaca Can Bey'i anlatır mısın? Bir de sonrasında işte aracımıza neler yapacağız? Aracımı kuğu gibi yapabilecek misin? Onu ben merak ediyorum. Senden detaylar almak istiyorum. Umarım inşallah seni tatmin edeceğiz şekilde yaparız. Biz Can Bey'i yaklaşık 13 yıldır varız. 3 yılını biz devraldık komple. Bizim bütün ürünler, Avrupa ürünleri standartlarına uygun, yüksek kalitede kullanıyoruz. Sen kısa sürede Almanya'da kalmışsın anladığım kadarıyla, yaşamışsın. Oranın kalitesini buraya mı getirdin abi? Oranın kalitesini buraya getirdik, evet. Aynen öyle oldu. Senin aracında da işte ne yapacağız? İşte bakıyoruz. Bayağı bir çizikleri var, hare çizikleri var. Bu hare çiziklerini komple gidermemiz lazım. Evet abi. Rengi ve boyayı bir daha canlandırmamız lazım. Bu çok önemli yani. Hani dedim gözlerin hepsi bende olsun diye söyledim gelirken, bilmiyorum ama. Aynen öyle. Kendine bakım yapıyorsan araçta da öyle bakım yapman lazım. Ama maalesef bizim bu ülkede böyle profesyonel çalışmayan arkadaşlarımız var. Maalesef onlar da bizi aynı çuvala koyuyoruz o konuda. Ona çok üzülüyoruz biz. Yani burada gerçekten çok meslektaşlarımız var. Onlara çok ayıp oluyor yani. Yani köpüğünden olsun, işte kullandığı malzemeden olsun. Yani ucuz araba yıkanmak karlılık değil. Aslında çok büyük bir zarar. Araba için zarar, boya için zarar. Zaten görüyoruz. Biz mesela çok fazla hani kendimize bakım yapmaya çalışıyoruz ama araçlarımıza bakım yapmıyoruz. İşte ne oluyor? Boyaya ne oluyor? Çizikleri oluyor. Zamanla işte boya tamamen geri dönüşü olmayan sonuçlara doğru yavaş yavaş ilerliyor. Böyle sıkıntılarımız oluyor. Sen ama senin gibi profesyonel çalışanlar bu konuda hani araç sahiplerine destek oluyor diye düşünüyorum. Tabii bizim zaten amacımız o. Biz bu işi severek yapıyoruz. Bizim için önemli olan arabayı, müşteriyi beğendirmek değil. Biz kendimiz önce beğeneceğiz. Aynen. Ondan öyle. Sonra zaten müşteri kendisi beğeniyor bunu. Aynen öyle. Yani bu bizim için en önemlisi. Önce arabanın içine gireceğiz. Komple arabanın derilerini falan bir elden geçireceğiz. Tavanını geçireceğiz. O derinin gözeneklerini bir daha açıp tazelememiz lazım. Yani o çatlakları biraz daha gidermemiz lazım. Evet. Ondan sonra arabanın dışına geleceğiz. Bu profesyonel ekibe ulaşmak için nasıl geleceğiz abi? Seni burada nasıl bulacağız? Senin böyle hani olduğun konumu kısaca tarif edebilir misin bize? Böyle söyleyeyim. Taksim Bedaş binasına 20 metre uzaklıktayız. Otoparkın içindesin anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Abi o zaman şimdiden kolay gelsin diyorum sana. Teşekkür ederiz güvendiğin için. Eyvallah. Bize. Görüşürüz arkadaşlar. Bayram abi, bu yaptığımız işlem nedir abi? Şimdi yaptığımız işlemler bu kapı fitinden deliklerine gizlenmiş şeyleri, bakterileri, parazitleri, onları temizliyoruz. Bu iç derilen düşemelerin aralarına sıkışmış kirleri hepsini hava yoluyla ve kimyasal yoluyla dışarı atıyoruz biz. Arkasından biz misil ederiz,
Yani temizliyorsun şu an anladığım kadarıyla detaylı. Eyvallah. Kullandığın malzeme 3 boyutludur. Bu hem temizler, hem hijyen sağlar, hem dezenfeksiyon özelliği olan bir malzemedir. Evet. Yani 3 işi bir kalemde bitiriyoruz. Süper. Koltukların bütün pisliğini aldı. Burada ne kadar koltukta pislik olduğunu buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Daha yani sadece iki koltuk sildik. Deriyi parlak görüyoruz. Aha. İşin aldatma yönü budur. Aha. Kirin üstü deri parlatmayla kapatılır. Aha. Sektörde olan bir şey bu her zaman. Evet abi. Zemin temizlemediğin müddetçe istediği kadar sen üzerini parlak ver. Sen derinin çürümesine, boyanın çürümesine sebebiyet veriyorsun. Temiz deri aslında mat olur değil mi? Aynen bak. Temiz deri odur. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle mat olur. Ustacığım eline sağlık. Vallahi 10 numara 5 yıldız olmuş. Şimdi bizim sektörde arabanın içinde en mühim olan nokta her zaman arabanın göğsü olan kısımdır. El oraya değil, nefes oraya değil, klimalar, her şey burada çalışır. İnsan yüzüne vurur. Evet. Bütün mikrop, bakteri, parazit gibi şeyler buradan insan yüzüne gelir. Aha. O için bunun bakımı, temizliği çok önemlidir. Eyvallah. Kimyasal iyi dene sıkıyoruz. Bu içinden aşağıya kadar inecek. Üç boyutlu malzeme olduğu için burada parazit, bakteri, virüs hiçbir şey bırakmaz. Hepsini yok eder, aşağı indirir. Değmedik yer bırakmıyoruz. Evet abi. Şu elektronik bölümü çok önemlidir. Normalde sen burayla malzemeyle yaptığın zaman bezle alacaksın suyunu. Ondan sonra bir fırçayla üzerine geçtiğin zaman hiçbir şekilde elektroniğe zarar vermez. Evet, elektronik şeylere zarar vermemek için. Zarar vermemek için dik hava vurulmaz. Yandan her zaman hava vurulur. Eyvallah. Hem dikteki bakteri ve parazit kirleri dışarı atmış oluyorsun. Hem de zarar vermemiş oluyoruz. Eyvallah. Torpidon üzerindeki kimyasal 2 ile 5 dakika arasında durduktan sonra üzerine bezle silip alıyoruz. Arabanın içindeki hastalık yuvası. Çok kullanmıyoruz aslında ama kapalı kaldığı için diyorsun burası. Her ne kadar olursa olsun şimdi camları açtığın zaman hava sirkülasyonundan kir pisliğine girdiği zaman içinde kalıyor bu. Temizleme şansı olmadığı için orada yuvalandığı zaman çoğalmaya başlıyor, türemeye başlıyor. Ondan sonra şey yapıyor, zaten bir İngiliz firması yaptığı araştırmada bir arabanın içinde 4 milyar mikrop barınmakta. Bu 4 milyar, 2,5 milyarı torpidon içinde. Hadi ya. Çok iyiymiş. Altında. Çok iyiymiş abi. Çok iyiymiş. Şimdi arkadaşlar size temizlenen koltukla temizlenmeyen koltuk arasındaki farkı göstereceğim. Bu temizlenen koltuk. Gördüğünüz gibi. Matlığı geri geldi. Bu da temizlenmeyen. Gördüğünüz gibi parlaklığı üzerinde. Az sonra bunu da temizledikten sonra detaylarını göstereceğim size. Şu an sadece sağ tarafı temizledik. Sol taraf gördüğünüz gibi daha farklı renkte duruyor. Şimdi orayı da temizleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi bütün içini temizledikten sonra kurumaya bıraktık. Meşhur ahtapot makinesi burada. Sıcak havayla içini komple kurutacak iş. Yani neredeyse bir kat yaptık bu işlemi. Daha aradaki farkı görebilirsiniz.
Bu yaptığımız wax değil mi ustacığım? Karbon wax bazlı. Çok kaliteli bir ciladır bu. Hı-hı. Yani araba fırça veyahut da fırça vurulması veyahut da otomatlara girmezse bir sene parlaklığını yani muhafaza eder. Evet, saatlerdir uğraşıyoruz. Ustalarımız dört bir yandan saldırdılar. Önce yıkadılar, sonra detaylara baktılar. İnce, en ince ayrıntısına kadar detaylarını incelediler. İçinin yine bir ekspertizi yapıldı ve sonra işlemler başladı. Murat abi, ben böyle çekmekten yoruldum. Abiler sağ olsunlar, işlem yapmaktan yorulmadılar. Karınca gibiler böyle her yerdeler. Abi elinize koluna sağlık. Ustalarımızın ayrıca eline koluna sağlık. Senin de eline koluna sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten köşeye dönene kadar değil, her yerde ışıl ışıl parlayacağım. Peki abi, son olarak söyleyeyim. Neden bu boya koruma ve benzeri işlemleri yapıyoruz? Neden bunları yapma ihtiyacı hissediyoruz? Öncelikle dediğim gibi teşekkür ederim bize geldiğin için, bize güvendiğin için. Eyvallah. Boya koruma gerçekten çok önemli bir parçadır. Yani araba için çok önemlidir. Maruz kalıyor toza, kire, güneşin ışınlanmasına, dışarıdaki kum tanelerine. Bunu gözümüzden görmüyoruz. Araba bu şeylere maruz kaldığı için aşınıyor, kötüleşiyor, matlaşıyor. Bunu yapmak lazım. Yani yılda bir kere en az mutlaka yapmak lazım. Seramiği çok tavsiye ederim. Seramik dediğimizde basit bir şey değildir bu. Bu kesinlikle. Bir buçuk iki gün süren bir işlem. Evet. Neden koruyor? Tabii boya koruma bir taraftan güzelce parlatıyor aracı, evet. Ama işte bu parlaklığı uzun süre saklamak için de seramik yapmak kesinlikle lazım yani. Kesinlikle. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Bu arada sorularınız varsa arkadaşlar videonun altındaki yorum kısmına bırakın. Tek tek oradan cevaplarız. Yani ikisi ben Murat abiyi de ararım. Hani belki teknik sorular olabilir, belki ne bileyim detay sorular olabilir. Murat abi de zaten takip edecek. Onun altından direkt o sorulara, o şeylere de, yorumlara da direkt kendi yorumunu bırakacak. Eğer soru olsa olursa. Zaten hani bir sorunuz varsa, danışmak istiyorsanız alt tarafa telefon numarasını da bırakacağım. İletişim adreslerini de bırakacağım. Oradan direkt size ulaşabilir arkadaşlar. Var mıdır senin başka ekranı? Çok teşekkür ederim. Abicim biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim abi. Sana şimdiden korona selamı. Eyvallah. Kendine. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.